16. yöresel günlerin bugün finalindeyiz. Karadenizler gecesi var. Giresunlu olarak siz aralıksız 16 yıldır bu gecelere katılıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben 16. yöresel günleri kutluyoruz. Öncelikle başta Murat Aydın'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ömer Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir şey. Her yıl insanlarımızın gelenek ve göreneklerini daha iyi yaşamalarını burada görüyorlar. Daha güzel bir şeyler oluyor. Dernekler birbirleriyle kaynaşıyor. Dernekler birbirine kaynaşıyor. Herkesin standlarına birbirleriyle gidip gelmek güzel oluyor. Her şey güzel. Başkanım 9 gün süre kısa mı? Dernekler genelde bunu tartışıyor. Normaldir. Baktığınız zaman normal. Yeter. 9 gün yeter. Şey olduğu zaman, çok olduğu zaman millet gelmeyebilir. Biraz daha sıkıntı olur yani. Menüde ne var bu akşam? Menüde Karadeniz'in olmazsa olmazı hamsi ve lahana çorbası var. Helvamız var. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size teşekkür de başarılar ederim. Diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım 16. yöresel günlerin finaline geldik. Evet. Bu akşam Karadeniz'de gecesinde final yapıyoruz. Hem Sinoplar Derneği Karadeniz'de gecesinde hem de siz Zeydip olarak bütün gecede burada aktiftiniz oldukça. Sinop'un davulu nasıl dayanamadınız az önce güzel bir döktürdünüz halk oyunlarında. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben buradaki bütün dernek başkanlarıma ve belediye başkanımız Ömer Arutoy Bey'e canı gönülden teşekkür ederim. İlk baştan oradan başlamak istiyorum. Evet, bu akşam Karadeniz gecesi. Bütün bölgeler, Türkiye 7 bölge, artı Türk dünyası ve Trakya olmak üzere 9 gece yapıldı. Bu gecelerde bütün derneklerimiz gerçekten çok güzel hazırlık yaptılar. Burada ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Ömer Arsoy Bey, ben şahsen bir federasyon başkanı olarak arkadaşlarımı temsilen kapıda karşıladım, eşlik ettim ve gidene kadar da yanında eşlik etmeye çalıştım. Bütün gecelerde buradaydım ve Zeydep olarak Zeytomu'nun en büyük çatı kuruluşu olarak biz elimizden gelen gayreti burada bütün arkadaşlara gösterdik. Ben şahsen bütün dernek başkanlarıma, Zeydep Yönetim Kurulu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum bu anlamda. Bu akşam da tabii ki Karadeniz bölgesi, aynı zamanda Sinoplar Dernek Başkanı olmama sebebiyle de iki görev bir yürütüyoruz. Sinop'a ait davulun ekibini arkadaşlar getirelim dedi yönetim kurulu arkadaşlar.
Ya şahsen ben şey yapmak istemedim ama arkadaşları da kırmak istemedim. Öyleyse öyle olsun dedik. İşte gördüğüm ile oynayalım dediler. Az bir şey oynadık. Güzel de oldu bence. Sinoplar Derneği olarak burada elimizden gelen gayreti de aynı zamanda gösteriyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Hakikaten her akşam buradaydınız. Zeytinburnu Haber Gazetesi canlı yayınlarıyla sosyal medyadan artı yine Taylan Bey sağ olsun kamera elinde her yeri çekip Zeytinburnu halkına gecelerimizi gün gün dakika dakika haberdar ediyorsunuz. Zeytinburnu'nun iyi gününde kötü gününde her şeyini yansıtıyorsunuz. Canı gönülden size Murat Bey, Taylan Bey'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah böyle olur diyorum. Rabbim bu güzelliği bozmasın diye dua ediyorum. Rabbim ülkemizin ağzının tadını bozmasın. İşte bu güzellikleri, kültürleri yaşıyoruz. Buranın amacı örf adetleri, gelenek ve görenekleri yaşadığımız İstanbul metropol şehirde canlı tutmak. Yani biz her birimiz Anadolu'nun bir köşesinden gelmişiz. Burada Zeytinburnu'nda. Oralarda yaşadığımız zamandan daha fazla burada yaşamışız. Bu anlamda baktığım zaman bu örf adeti, gelenek ve göreneklerimizi burada yansıtma fırsatı buluyoruz. Ben belediye başkanımız Ömer Arsoy'a Cani Göl'den teşekkür ederim. Ve geçmiş dönem belediye başkanımız Murat Aydın Bey'in gerçekten benim yanımda farklı bir yeri vardı. Onu farklı seviyoruz. O bizim abimizdi. Benim şahsen abimdi. Ona da Beykoz'da başarılar diliyorum. Göresel günler 16.sını yapıyor. 15'ini ondan Murat Başkan'dan yapmıştık. Rabbim nasip etti. Ömer Başkan'la devam ediyoruz 16'sında. Ve çok güzel geçtiğine, başarılı geçtiğine inanıyorum. Tabii ki arkadaşlarla yine durum değerlendirmesi yapacağız. İnsanız, eksikler mutlaka olabilir ama değerlendiririz. Cani gönülden teşekkür ediyorum. Bu akşam menüde ne var sinoplarda? Evet, biz keşkek aslında düşünüyorduk. Biz ki sinoplar olarak derneklerde piknik yaparız. Keşkek genelde olur. Samsun Derneği ben dedi, keşkeği ben yapıyorum dedi. Ben de sinopun mantısını yaptım. Bu akşam hem cevizi hem yoğurtlu olmak üzere burada mantı ikramımız olacak. Bütün arkadaşlara şimdiden yiyecek olan, tadıcı olan afiyet olsun diyorum. Sinop mantısını ikram edeceğiz. Teşekkürler başkanım. Ömer'e teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Başkanım, 16. yöresel günlerde final akşamına geldik. Karadenizler gecesi var. Nasıl değerlendirsem 16. yöresel günleri hem bu akşam Karadenizler gecesi var. Geçen yıllara nazaran bu yıl biraz daha kalabalık geçti. Nereye söylemek istersin? Evet. Finale geldik artık. Ben bu sene daha çok kalabalıklara katılıyorum. Kardeşlik içinde, dostluk içinde şu anda bu ana kadar Allah'a çok şükür çok şahane bir şekilde bugüne kadar eda ettik. Bundan sonra da inşallah daha da güzel olacağını, bundan sonraki programların daha kaliteli, daha güzel organizasyonlar olacağına inanıyorum. Belediye başkanımız zaten bu konuyla alakalı düşüncede çok pozitif. Seneye biraz daha zaman uzatmayla alakalı görüşmelerimiz var. İnşallah zamanı biraz daha uzatıp bu şenliği, bu festival havasını tüm Zeytinburnu halkıyla, tüm dostlarımızla, tüm hemşerilerimizle yaşayacağız inşallah. Bu akşam Samsunlular gecesi var. Menüde ne var? Menüde her şey var. Samsun'a has malum keşkek, nokul yaptık, nokul, bafra pidesi. Biraz menümüz kalabalık. Samsun'un keşkeğinin, Sinoplar'da da keşkek var, Çankırı'da. Bir farkı var mı yoksa hepsi aynı mı? Bizimki etle yapılıyor. Onların tavukla şey yapılıyor ama bizimki etle biraz daha farklı lezzet farkı vardır arasında. Tabii her yörenki daha farklı farklı güzel. Ama ben iddialıyım bu konuda. Teşekkürler başkanım. Emeğinize sağlık. Evet, Allah razı olsun. Sizin de emeğine sağlık. Görüşmek üzere. Daha mı orada oturalım? Başkanım, 16. yöresel günlerin bugün finaline geldik. Karadenizler gecesi var. Karadenizler gecesinde Ordular Derneği var. Ordular Derneği olarak siz oldukça aktifsiniz ve yöresel günlerin başından beri neredeyse bu yetkinin içerisinde varsınız. Hem yöresel günler hakkında neler söylemek istersiniz? Hep bu yılı değerlendirsen nasıl değerlendirirsiniz? Evet, 16.sına düzenlediğimiz yöresel günleri Murat Başkan'la başladık. Ömer Başkan'la devam ediyoruz. Güzel bir atmosfer. Tüm illerin birlik beraberlik içinde kaynaşması, hemşehrilerimizin kaynaşması, yöresel ürünlerimizin tanıtılması, yöresel tatlarımız. Zeytinburnu'nda 16.sını düzenlediğimiz yöresel günler programımız güzel geçiyor. Bu günlerin daha da erkine alınmasını başkandan inşallah
rica ediyoruz. Yöresel günlerimiz 9 gün değil de 2 hafta olsa daha da güzel olur. Çünkü insanlarımız 9 güne alışıyor. Daha da fazla günler olmasını istiyorlar. Bu açıdan başkanımızdan özellikle istirham ediyoruz. Ben ordular adına 2 hafta olmasını rica ediyorum. Güzellikler Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda devam ediyor. İlk günden beri 16.sını düzenlediğimiz yöresel günlerde birlik beraberlik önde. İnşallah ZEYDEF'imizle, federasyonumuzla daha da güzel olacak. Daha da güzel günler olacak inşallah. Bu yıldan sonra inşallah daha da güzel olmasını bekliyoruz. Çünkü Ömer Başkanımız ilk dönemi bu sene aynı konseptle devam ediyor. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da güzel olacağını düşünüyorum. Başkanım, bu yıl daha kalabalık değil mi? Birkaç yıldan nazaran. Tabii ki geçen sene de kalabalıktı ama bu sene daha da insanlar duyarlı. Duyan insan geliyor, hemşehrilerimiz geliyor. Bağcılarından, Esenlerinden hemşehrilerimiz var. Federasyonumuzdan hemşehrilerimiz geldiler. İnşallah federasyon başkanımız da gelecek. Yani güzel bir atmosfer olduğu için insanlar burada oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, birbirleriyle kaynaşıyorlar. Hemşerilik ruhunu yaşıyorlar. Yani o bakımdan güzel diyorum. Bu akşam menüde ne var? Bu akşam menüde yoğurtlu mısır çorbası, lahana çorbası var inşallah. Teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olasın. Kolay gelsin. Başka.
Başkanımıza da alkışlarla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve değerli misafirlerimiz, yine AK Parti ilçe başkanımız Sayın Selami Delibalta Beyefendi. Hoş geldiniz Sayın Başkanım, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz. AK Parti eski ilçe başkanımız zannediyorum biraz önce aramızdaymış. Onlara da aramızda değilse Sayın Bahattin ve Ünver'e de gıyabına teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte oldukları için. Ve Saadet Partisi ilçe başkanımız Doktor Sayın Mikail Kabak da bizlerle birlikte, kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Efendim Zeydef Başkanımızdan tüm dernek başkanlarımıza, meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza ve beraberinde en önemlisi efendim yurdumuzun, hatta dünyanın dört bir tarafından kıymetli hemşehrilerimize, Zeytinburnu değerli abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize, evlatlarımıza bir aradayız. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diğer misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, bugün 16.sını gerçekleştirdiğimiz bu güzel etkinlikte muhabbeti harmanladığımız, her daim söylüyoruz ki yüreklerimiz muhabbetle yaşıyor malumunuz. Ve Mavi Karadeniz televizyon ekranlarında da bu güzel etkinliğimiz bugün gerçekten çok özel bir bölgemizdeyiz. Zira o hırçın dalgalı yüreğimin, memleketimizin yürek dolu insanı olan Karadeniz bölgemizdeyiz değerli misafirler. Ve Mavi Karadeniz televizyon ekranlarında da bu güzel etkinliğimiz canlı olarak yayınlanmakta. Efendim biraz sonra çok değerli sanatçılar, birkaç detayı sizlerle paylaşmak lazım bu güzel yurt köşemizde. Gümüşhane'nin efendim ilçelerindeki o geleneksel Türk evlerini görmeden geçmemek lazım. Ve beraberinde Kadırga Yaylası, Zigana ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na uğramak lazım. Ve Sarkıtlara, Dikitleri, Traverten Havuzları'yla Karaca Mağarası'na, Tomara Şelalesi'ne, Amsiköy'e, Limni Krater Gölü'ne, Santa Harabeleri'ne, Giresun'un, Karadeniz'in yöresel özelliklerini muhafaza eden Zeytinlik mevkiine, Giresun Adası'na, Kümbet Yaylası'na, enfes bir manzaraya sahip Sis Dağ Yaylası'na uğramak lazım diyoruz. Ve Kastamonu'nun kalesine, Yakup Ağa Külliyesi'ne muhabbet ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Evkaya, kaya mezarlarına. Şöyle bakıyoruz Ordu'ya, Ordu'nun derelerine, Perşembe Yaylası'na muhabbetlerimizi iletiyoruz. Efendim ve tabii ki Amazon heykeline ve Aminos mezarlarına uğramak lazım olduğunu belirtiyoruz. Ve Rize'nin akarsularına, Kaşgar Dağları'na, Palabit Şelalesi'ne, Ayder ve Anzer yaylalarına muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli misafirlerimiz, yine Tokat'ın yaylaları gönderi ve Veni Vidi Vici, malumunuz Zile Kalesi ve Trabzon'un Sümele Manastırı, Uzungül, Ayasofya Camisi derken gezecek çok yer var ama efendim vaktimiz kısıtlı. Onun için hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyoruz ve bu güzel etkinliğe emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim 16.sını gerçekleştiriyoruz ve 9. günümüzdeyiz. Doğu Anadolu bölgemizde başlamıştık ve 9 gündür yurdumuzu, aynı zamanda yurdumuzun iz bıraktığı, yurdumuzda iz bırakan o gönül coğrafyalarına da uğradık. Türkiye Cumhuriyetlerden Türk dünyasına ve beraberinde Rumeli yöremize kadar, Balkan yöremize kadar uğradık. Birliktelik harmonisi oluşturduk, sevgi iklimi oluşturduk ve şemsiyede, o şemsiye altında bir aradayız. Kıymetli misafirlerimiz, hiç şüphesiz her etkinlik dolu dolu geçiyor Zeytinburnu'muzda ve bu etkinliğimiz gerçekten büyük ilgiye mazhar oldu. Sizlere teşekkür ederken bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan, 9 gün boyunca hani dedik ya o şemsiye altında bizleri buluşturan ve
en önemlisi bu sevgi misyonunu da yüreklerimize kazıyan saygıdeğer belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy Beyefendi'yi alkışlarınızla huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım, buyurunuz efendim. Çok değerli İstanbul Milletvekilimiz Hasan Turan Bey, değerli dava ve yol arkadaşım AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız Selami Delibalta, değerli Saadet Partisi'nin ilçe başkanı, değerli belediye meclis üyelerimiz, ZDEF başta olmak üzere Zeytinburnumuzun kıymetli dernekleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yavrularımız, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam yine muhteşemsin Zeytinburnu. Allah'ına kurban Zeytinburnu. Çok değerli hemşehrilerim, her güzel şeyin bir sonu var. Sayın Valim, geçmiş dönem Giresun Valimiz, kusura bakmayın ne olur. Heyecanlıyız, heyecanlıyız. Bu 15 Temmuz meydanının hınca hınç dolduğunu görünce insan doğrusu heyecanlanmadan edemiyor. Kıymetli Zeytinburnular, sevgili hemşehrilerim, 16.sını bu yıl icra ettik. Bugün 9. gecedeyiz ve bugün Karadeniz'le yöresel günleri uğurluyoruz. İlk geceden itibaren bu meydanı hınca hınç doldurdunuz. Zeytinburnumuz hem Türk dünyasının, Balkanların, Rumeli'nin hem de Türkiye'nin bir mozaiği, zengin bir demografik nüfusumuz var. Ve biz hep söylüyoruz, burası Zeytinburnu huzurlu ve büyük bir aile. Hepimiz bu huzura katkı veriyoruz. İşte yöresel günler bu birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın en temel, en özgün nişanelerinden bir tanesi. Ve Allah'a sonsuz şükürler olsun, bu yıl 16.sını da hep birlikte coşkuyla icra ettik, coşkuyla kutladık. Her akşam Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı böyle hınca hınç doldu. Bunun için sizlere minnettarım. Eğer sizler bu etkinliğimize katılmasaydınız, bu etkinliğin hiçbir anlamı olmazdı. Siz her zaman olduğu gibi bütün çalışmalarımızın anlamı ve değerisiniz. Bütün çalışmalarımıza anlam katıyorsunuz, ruh katıyorsunuz, değer katıyorsunuz. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi göstermesin. Çok değerli hemşehrilerim, her akşam sizde burada hasbihal ettik. İlk günlerde bir daha hatırlamak istemediğimiz bir olay üzerine 2 gün konuştuk. Daha sonra turizmden, kültür etkinliklerimizden bahsettik. Bu akşam uzun uzadıya konuşmak istemiyorum. Benden sonra konuşacak değerli milletvekilimiz de var. Ama uzun bir teşekkürle bu konuşmamı tamamlamak istiyorum. Evvela bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun eksiksiz bir biçimde gerçekleşmesi için gece gündüz çalıştılar. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonra bu etkinliğin sizlere ulaşmasında aracılık eden ve bizim bütün faaliyetlerimizi takip eden yerel medyamızın kıymetli mensuplarına, Mehmet Alpay'a, Murat Elgün'e, Taylan Demirelli'ye, herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ve elbette yöresel günlerimizin temel bileşeni olarak sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, başta ZDEF başkanımız olmak üzere bu yöresel günlere katkı veren bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum.
Allah eksikliklerini göstermesin. Ve bir teşekkürüm de bu etkinlik biliyorsunuz bütün siyasetin üstündedir. İlgi gösteren bütün diğer siyasi partinin ilçe başkanlarına, yöneticilerine, belediye meclis üyelerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Burada birliği, beraberliği, kardeşliği, barış içinde bir arada yaşamayı onlar da buraya katılarak gösterdiler. Kendilerine minnettarım. Ve elbette tekrarını söylemeliyim ki bütün bu etkinlikleri anlamlı hale getiren siz değerli hemşerilerime minnettarlığımı, şükranlarımı ifade ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ve şimdi bugün Karadeniz dedik, bugünkü dernek başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Ondan sonra da en son diğer dernek başkanlarımızla birlikte her zaman olduğu gibi bir toplu fotoğraf alacağız. Ben Mehmet Çakır kardeşimi hem Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanımız hem de Sinoplular Dernek Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Ve yine Ordulular Dernek Başkanımız Recai Memiş Bey'i sahneye davet ediyorum. Ve yine tüm Giresunlular Dernek Başkanımız Fedai Özer Bey'i sahneye davet ediyorum. Davut Genç kardeşimiz, tüm Samsunlular Dernek Başkanımız buyurunuz. Ve Kastamonlular Dernek Başkanımız Naim Çetinkaya'yı sahneye davet ediyorum. Ve Düzyeliler Dernek Başkanımız Kerim Kaval kardeşimiz. Ve Trabzonlular Dernek Başkanımız Ahmet Metin Hayırlıoğlu. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sakinen Belediye Başkanımıza biz de içtenlikle teşekkür ediyoruz. Güzel bir etkinlikle yüreklerimizi bir araya getirdiği için ve bugün Karadeniz bölgemizin efendim kıymetli ev sahipleri karşınızda. Sizlerin yürekli alkışlarınızı bekliyoruz efendim. Teşekkür alkışlarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun diyoruz Sayın Başkanımıza, ev sahibimize ve yine ev sahibi derneklerimize. Sizlere yine kıymetli alkışlarıyla saygıdeğer belediye başkanımız öncelikle değerli dernek başkanlarımızı efendim uğurlayacağız ve sonrasında biraz sonra da plaket törenimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Hasan Turan Beyefendi'yi Sayın Vekilimizi alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Sayın Vekilim buyurunuz efendim. Kıymetli Zeytinburnu Belediye Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız başta olmak üzere siyasi partilerimizin birbirinden kıymetli temsilcileri, başkanları, Zeytinburnu'nda kurulu bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları, özellikle bu geceyi belediyemizle birlikte organize eden, düzenleyen Karadeniz'imizin birbirinden değerli dernek başkanları, Zeytinburnulu hemşerilerim, çünkü ben de Zeytinburnu'nda oturuyorum, hemşerim oluyor aynı zamanda Zeytinburnulular. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve Mavi Karadeniz ekranlarında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerim, Karadeniz'in coşkusunu alana taşıyan saygıdeğer dostlarım, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzeli olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir Karadeniz evladı olarak bugün Karadeniz gecesinde sizlerle buluşmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün Kızılcahamam'da bizim kampımız vardı, partimizin kampı. Başkanım da Karadenizlileri temsilen kampa gitmeden vekilim hem bir Giresunlu hem de Karadenizli olarak bizim kapanış programımıza gelir misiniz dedi. Başımız üstüne başkanım dedik. Kamptan çıktık. Hızlı bir şekilde geliyorduk. Arabamızın lastiği patladı ama Karadeniz'in önünde hiçbir şey duramıyor biliyorsunuz. Tamir ettik, yine de yetiştik. İyi ki de gelmişim maşallah. Karadeniz gibi coşkulu. Hınca hınç dolmuş Zeytinburnu meydanı. Zeytinburnu'na da bu yakışır. Kendinizi bir alkışlar mısınız?
Yalnız biraz küsüyorum. Bakın kendinizi alkışlayın dediğim zaman çok çok coşkulu alkışlıyorsunuz. Sıra bize gelince tek tük çıkıyor. Olmaz. Zorla alkış aldık sayın valim. Görüyorsunuz. Evet. Efendim, gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, festival bahane. Bugün burada güzel bir organizasyon var. Bu organizasyonun amacı muhabbet temin etmek. Bu muhabbeti burada temin eden fedailer var. Muhabbet fedaileri diyoruz biz. Onlara teşekkür ediyoruz. Başta kıymetli belediye başkanımıza bir alkış. Başkanım benden sunucu olur mu? Tabii onun kıymetli ekibi var. Bir kadroyla oluyor. Kocaman bir kadro var arkada. Gece gündüz çalışıyorlar. Onlara da bir alkış. Tabii bir eş güdümle oluyor. Birlikte oluyor. Beraberlik içerisinde oluyor. Bugün burada 7 tane derneğimiz var. Trabzon'dan başladı. Düzce'ye kadar gidiyor. Trabzon var, Ordu var, Giresun var, Samsun var, Sinop var, Kastamonu var, Düzce var. Bak bir okumayı aklımda tuttum. Dolayısıyla her biri birbirinden güzel vilayetlerimiz. Türkiye'mizin her yeri güzel. Cennet gibi. Rabbimize hamdolsun bize cennet bir memleket bahşetmiş. Hep birlikte kıymetini bileceğiz. Kıymetini bilmemiz lazım. Memleketimiz Asya ve Avrupa'nın tam ortasında, geçiş güzergahında. İstanbul'umuz medeniyetlere beşiklik etmiş. Üzerinden birçok medeniyet geçmiş. O yüzden geçmiş medeniyetlerin kalıntıları bazen ülkemize ve İstanbul'umuza göz dikiyor maalesef. Bunu alt etmenin, yenmenin ve üstesinden gelmenin tek bir yöntemi var. Ecdadımız gibi birlik ve beraberlik içinde olmak. Özellikle bugünlerde televizyonlardan izliyorsunuz. Sınır boyularımızda çakallar sürüyle geziyor. Onları alt etmenin tek bir yöntemi var. Birer olacağız. Beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Zeytinburnu buna hazır bakıyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ülkemize göz diken düşmanlara fırsat vermesin. Bizi onların karşısında Karadeniz gibi coşkulu hep birlikte bir ve beraber eylesin. Kıymetli hemşerilerim, bu organizasyona biraz önce söyledim. Her yıl katılıyorum. Her yılda birbirinden daha etkili görüyorum. Standlarımız doluyor taşıyor. Zeytinburnlular tabi sadece Karadenizler yaşamıyor. Türkiye'nin 7 bölgesi Zeytinburnu'nda yaşıyor. Sadece Türkiye değil, Kafkaslardan ta Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar geçmişte hakim olduğumuz, adaletle hükmettiğimiz kültür ve medeniyet coğrafyamızdan kardeşlerimiz geliyor, Zeytinburnu'nda yaşıyor. Birlikte yaşıyoruz. Hani sorarlar, derler ki doyduğun yer mi, doğduğun yer mi? Tabi hepimiz bir memlekette doğduk. Ama burada doyuyoruz, burada geçiniyoruz, burada oturuyoruz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır derler. Artık Zeytinburnuluyuz. Hepimizin üst kümlüğü, aidiyetleri, memleketleri var. Ama şimdi Zeytinburnuluyuz. Zeytinburnu'da kimse kimseyi horlamadan, şuradan ve buradan geldi demeden, bir ve beraber olmanın ve kardeş olmanın tadını, lezzetini yaşamamız gerekiyor. Son tahlilde hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Allah'ın kulu, peygamberin ümmetiyiz. Bunun ne anlama geldiğini idrak edip ona göre birbirimizle sarılmamız lazım. Efendimiz, peygamberimiz selat ve selam üzerine olsun. Komşunun komşu üzerine hakkından o kadar çok bahsedildi ki neredeyse komşu komşuya mirasçı olacak zannettim der. Dolayısıyla biz burada birlikte yaşıyoruz ve komşuyuz. Komşuluk hukukuna hep birlikte riayet edeceğiz. Zeytinburnu'nda bunu görmekten bir Zeytinburnulu hemşeriniz olarak mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yöneten ile yönetilen
Türkiye'nin her tarafından gelen bütün kardeşlerimiz adeta hısım akraba olmuşlar. Zeytinburnu'nu doya doya yaşıyorlar ve Zeytinburnu'nda huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. İyi ki Zeytinburnuluymuşum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları bütün etkinliklerden dolayı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok kıymetli abimiz, değerli AK Parti İstanbul Milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Sayın Hasan Turan Beyefendi'ye bu içten, bu samimi konuşmalar için tekrar alkışlarımıza teşekkür ediyoruz efendim. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız, şimdi saygıdeğer belediye başkanımız, çok kıymetli dernek başkanlarımıza teşekkür çiçeği ve plaketi takdim edecekler. Efendim ilk olarak Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Çakır Beyefendi'yi alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Ve saygıdeğer belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy Beyefendi'yi kendilerine çiçek ve plaketlerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun efendim. Evet, Zeytinburnu Dernekler Federasyonumuz çatısı altında derneklerimiz, 25 derneğimiz bir arada. Ve Sayın Başkanımız kendilerine, efendim sizleri sahnemizin biraz ortasına doğru alabilirsem teşekkür ediyorum. Sizlerin kıymetli alkışlarıyla bu an ölümsüzleştirelim değerli misafirlerimiz. Saygıdeğer belediye başkanımız, ev sahibimiz olarak Zeydef'imize, Zeydef başkanımıza çiçeğini ve plaketini takdim ediyor. Güçlü alkış alabilir miyiz lütfen 15 Temmuz meydanından? Efendim Sayın Çakır'ı uğurlamayacağız. Ve hemen ardından İstanbul Mardinler Derneğimizin Sayın Başkanı Avukat Kemal Dündar Beyefendi alkışlarına davet etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde Sayın Başkanım buyurun efendim. Ve İstanbul Mardinler Derneğimizde 25 derneğimizden bir tanesi ve bu güzel etkinlikte yer aldılar. Sizlerin kıymetli alkışları da efendim bu kez İstanbul Mardinler Derneğimize, yönetim kuruluna ve başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen ardından İstanbul Zeytinburnu Tüm Samsunlar Derneğimiz Sayın Davut Genç alkışlarla davet edelim Mehmet kendilerini. Başkan. Mehmet Başkan. Al, ve başkan. Sayın Başkanım buyurun efendim. İstanbul Zeytinburnu Tüm Samsunlar Derneği Sayın Davut Genç sahnede Sayın Başkanımızdan plaketini ve çiçeğini alıyor efendim. Alkışlarınızla değerli misafirlerimizi ölümsüzleştirelim. Teşekkür ediyoruz. Ve hemen ardından Kars Ardahan Iğdır Zeytinburnu Hemşehri Konseyi Başkanı Sayın Cemal Avcı. Alkışlarınızla Sayın Avcı'yı davet etmek istiyoruz. Sayın Başkanımız, bu güzel etkinlikte onlar da yüreğiyle var oldular kendilerine. Dernek başkanlarımız, evet biraz efendim bu sahnemizin sağ tarafına doğru davet edersek buradan itibaren sıralanırsak iyi olacak. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla değerli misafirlerimiz. Hemen ardından İstanbul'daki Çankırı Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Arif Şengül Beyefendi'yi davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım buyurun efendim. Sayın Başkanım buyurunuz efendim. Saygıdeğer Dernek Başkanım. Dernek başkanlarımızı sağdan itibaren efendim sahnemize. Ve Sayın Arif Şengül sahnede teşekkür ediyoruz kendilerine alkışlarınızla değerli misafirler. Zeytinburnu Tüm Elazığlı İş Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Nazır Güler'i alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde buyurun efendim. Ve 25 derneğimizden bir tanesi ve onlar da bu güzel etkinlikte yer aldılar. Teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz ve değerli misafirlerimiz hemen ardından Konya Bozkır ve Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanımız Sayın Mustafa Göksu'yu davet etmek istiyoruz sahneye. Buyurun efendim. Ve Sayın Başkan, Dernek Başkanımız, Saygıdeğer Belediye Başkanımızın elinden çiçeği ve plaketini alıyor. Teşekkür ediyoruz biz de değerli misafirlerimiz. Hemen ardından Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanımız aramızda değilmiş Sayın Şaban Serkan Dinç Türk ama onursal başkanımız Yakup Can alkışlarla davet edelim. Sayın Can'ı buyurun efendim. Kazak Türkleri ve Türk dünyasının temsilcileri de etkinliğimizde
yöresel günlerimiz de bizlerle birlikte olmuşlardı. Ve son günde Sayın Başkanımızdan plaket ve çiçeklerini alıyorlar. Alkışlarınızla değerli misafirlerimiz lütfen. Ve hemen ardından Kaster Kastamonular Dayanışma Derneğimiz, ki bugün de ev sahiplerinden Sayın Naim Çetinkaya alkışlarla davet ediyoruz Sayın Başkanım. Buyurun efendim. Ve hemen sahnemizin hemen orta bölümünde plaketimizi takdim ediyoruz. Ardından Zeytinburnu Sinoplar Derneğimiz, Sayın Mehmet Çakır alkışlarla, Sayın Başkanımız zaten yanımızda bizim. Ve ZDF Başkanımız aynı zamanda. Zeytinburnu Sinoplar Derneğimiz, aynı zamanda ZDF Başkanımız Sayın Mehmet Çakır'a tekrar teşekkürlerimizi ifade ediyoruz bu birlikteliğe. Yine ev sahibi yaptıkları için. Efendim Zeytinburnu Ordular Derneğimiz Sayın Recai Memiş Beyefendi alkışlarla davet ediyoruz. Sayın Başkan buyurun efendim. Ve plaketlerimiz ve çiçeklerimiz Sayın Başkanımızın elinden sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bir de hediyemiz var efendim, buyurunuz. Ve Sayın Recai Memiş Sayın Başkanımıza yöremizin hediyelerini getirdiler zannediyorum. Ne güzel bir tablo. Birlik ve beraberlik ortamı değerli misafirler. Alkışlarınızla bu anı pekiştirelim lütfen. Ve değerli konuklarımız, Diyarbakır İl Çermik İli Çermik ve Cüngüşler Derneğimiz Sayın Metin Gönültaş'ı alkışlarla davet edelim. Sayın Başkanım buyurun efendim. Evet, derneklerimiz Sayın Başkanımızın elinden plaketlerini ve çiçeklerini almayı sürdürüyor. Bu güzel ortamda, bu muhabbet dolu ortamda onlar da yerlerini alıyorlar efendim. Ve Diyarbakır İli Çenlik ve Çüngüşler Derneği Başkanı Sayın Metin Gönültaş Sayın Başkanımızın elinden alıyor plaketini ve çiçeğini. Çanakkale Bigalar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz Sayın İsmail Çetin alkışlarla davet ediyoruz Sayın Başkanı. Buyurun efendim. Evet, saygılar başkanlarımıza katıldı Sayın İsmail Çetin, Çanakkale Bigalar adına ve onlar da yer aldılar bu güzel etkinlikte. Efendim tüm Rumeli Türkleri Derneğimiz de bizlerle birlikteydi. Sayın Mehmet Ali Vatansever aramızda değiller. Efendim onun yerine Başkan Vekili Sayın Salih Can alkışlarla davet ediyoruz. Salih Bey buyurun efendim, aynı zamanda yöremizin kıymetli sanatçılarından bir tanesi. Buyurun. Tüm Rumeli Türkleri Derneği adına Sayın Salih Can, Sayın Başkanımızdan plaketini alıyor. Ve hemen ardından Avrupa Yakası Romanlar Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği gelecek Sayın Mehmet Selçuk. Alkışlarınızla davet ediyoruz Sayın Başkanı. Bu arada alkışlarınızı esirgemeyin değerli misafirlerimiz. Büyük bir emek var, büyük bir sevgi var, büyük bir yüreklilik var bu etkinliklerde. Buyurun Sayın Başkan. Zannediyorum Sayın Başkanımıza bir de plaketimiz var. Buyurun efendim. Evet değerli misafirlerimiz, her gecemiz ayrı bir güzel geçti ve işte Sayın Mehmet Selçuk de Sayın Başkanımızdan plaketini alıyor ve plaketini takdim ediyor aynı zamanda. Ve tüm Giresunlular Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğimiz Sayın Fedai Özel, alkışlarınızla Fedai Başkanımızı alalım. Fedai Başkanımız da Sayın Başkanımızın yanına geliyor ve çiçeğini ve plaketini alacak ama bir de güzel bir hediye getirmiş efendim, bayrağımız. Kıymetli alkışlarınızı esirgemeyiniz efendim lütfen. Ve plaketini ve çiçeğini Sayın Başkanımızdan alacak değerli başkan. Hemen ardından Bitlis, Sason, Muş ve Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz Abdülhamit Aksu alkışlarınızla Sayın Başkan aramıza katılıyor. Efendim dolu dolu geçen bir 9 gün ve Doğu Anadolu bölgemizde başladığımız bu birliktelik iklimi bugün Karadeniz'de hitama erecek. Ve kıymetli misafirlerimiz, hemen ardından Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Fazıl Ahmet Sönmez gelecek alkışlarınızda. Ve Türk dünyamız da bu güzel etkinlikteydi. Onlar da yüreklerini koydular bu güzel etkinliğe, teşekkür ediyoruz. Ve hemen ardından Kazak Türkleri Vakfı Başkanı Sayın Fazlı Toplu Beyefendi, alkışlarla davet edelim Sayın Başkanı. Efendim sizi sol tarafa doğru alsam Sayın Başkan, teşekkürler. Sayın Fazlı,
Otto Bey de bu güzel etkinlikte Kazak Türklerini temsil ettiler. Teşekkür ediyoruz onlara. Hemen ardından Balıkesir Hodul Köyü Derneğimiz Özgür Varlık Başkanım gelecek. Sayın Başkan buyurun efendim. Ve kıymetli misafirlerimiz, alkışlarınızı esirgemeyiniz efendim lütfen. Sevgiyle, muhabbetle alkışlarınızı diliyorum. Afganistan Türkmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz var sırada. Sayın Teyim Işık, Sayın Başkan buyurun efendim. Sevgiyle yoğrulan yürekler. Bu güzel etkinlikte buluştular. Ve hemen ardından Zeytinburnu Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz Sayın Burak Tufan Başkanımız gelecek. Sayın Başkan buyurun efendim. Evet, 25 derneğimizden bir tanesiydi Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Onlar da yerlerini aldılar bu güzel etkinlikte. Alkışlarınızla değerli misafirler. Hemen ardından Malatyalılar Derneğimiz adına Suat Sarıkaya Başkanım. Sayın Başkanım buyurun efendim. Her derneğimiz ayrı bir ev sahipliği yaptı. Ayrı bir misafirperverlik örneği gösterdi ve aynı zamanda çok güzel ikramlar sergilediler. Ve Malatyalılar Derneğimiz de o derneklerimizden bir tanesiydi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hemen ardından Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Sayın Fatih Hacı Bedel Başkanım gelecekler. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sefalar getirdiniz. Buyurun. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği adına da Sayın Başkan. Plaketini alıyor. Kıymetli misafirler, Avrupa Yakası Düzceliler Derneği'nin sırada Kerim Kavak Başkanım. Buyurun efendim. Plaketten ve çiçekler sahipleri bulmaya devam ediyor. Buraya gelelim siz buyurunuz efendim. Ve hemen ardından Avrupa Yakası, evet, Düzceliler Derneği dedik. Ve sonrasında Zeytinburnu Trabzonlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği. Sayın Metin Acıoğlu, buyurun efendim. Hayıroğlu, çok özür diliyorum. Sayın Metin Hayıroğlu. Sayın Başkanımıza hediyelerini takdim ediyorlar. Sayın Metin Hayıroğlu, plaketini Sayın Başkanımızın elinden ve çiçeğini alacaklar. Ve İstanbul Zeytinburnu Tüm Samsunlar Derneği Başkanımız Davut Genç Beyefendi Fatih Sultan Mehmet'in bir silüetini taşıyan çok güzel bir hediyesi var Sayın Başkanımıza. Buyurun efendim. Alkışlarınızla değerli misafirlerimiz. Efendim Zeytin Başkanımız ve tüm derneklerimiz ve ev sahibimiz Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'la birlikte Sayın Başkanımız hemen burada Zeytin Başkanımız Sayın Başkanımıza bu güzel etkinlikte ev sahibi oldukları için teşekkürlerini ifade eden çiçeği takdim ediyorlar. Verebileceğiniz, yürekten verebileceğiniz en büyük alkışı duymak istiyoruz lütfen. Başkanım, 16. Yöresel Günler'in bu akşam finalindeyiz. Karadeniz Gecesi de sona erecek. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkürler ediyorum. Hakikaten Yöresel Günler Zeytinburnu için birlik beraberliği meydana getirdiği için başta Zeytinburnu Belediye Başkanımız Avukat Ömer Arısoy ve ekibine, derneklere böyle bir imkan sağladığından dolayı teşekkür ediyoruz. Hakikaten Yöresel Günler Zeytinburnumuz başta olmak üzere ülkemizde birlik beraberliği, dayanışmayı, kültürel kaynaşmayı temin etmektedir. Bizler bunu biraz daha geniş kapsamda Trabzon Dernekler Federasyonu'nda genel başkan yardımcısı olmamız hasebiyle orada da bu kültürü, Trabzon kültürünü geniş bir şekilde, üç boyutlu olarak her türlü giyim, kuşam, kültürel faaliyet, sosyal faaliyetleri, horonu, her türlü gıda sektörünü orada bütün Türkiye geneline yansıtmak suretiyle Trabzon'umuzu yaylalarıyla, şenlikleriyle, horonuyla ve
kemencesiyle birlikte Türkiye'mize ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Bugün son günümüzdü. Aynı zamanda Yenikapı'daki o hınca hınç kalabalığın ta İstanbul genelinden Tekirdağ'dan bile gelmiş olmaları bize mutluluk verdi. Burada da sahnelerin ve meydanın hınca hınç dolu olması, yöresel günlerin ne kadar milletin kaynaşmaya aç olduğunu, kültürlerin birbirine yakınlık vermesi, ikramların ülkemizin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu göstermektedir. Bu husustaki yapılan 16. organizasyonun devamını ve dernek sayımızın da artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ve tüm dinleyicilere ve sizlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Teşekkürler başkanım, sağ olasın. Şu menüyü de sorayım ya. Başkanım, bu akşam menüde neler var? Menüde biz farkındalık olsun diye diğer standlarda hamsiler verildi. Karadeniz yöresi, 7 tane Karadeniz'in ilçesi, ili burada ikramda bulunduğu için biz de aynı şekilde mısır ekmeğimizi ve yaprak dolmamızı, onun paralelinde lahana çorbamızı, Laz böreğimizi ve bunun yanında fındığımızı, çayımızı ve bunun paralelinde ikramlardan sonra değerli hemşerilerimize şalımızı takmak suretiyle gecelimizi noktalayacağız inşallah. Herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Teşekkürler. Trabzon. Bursa'da mı? Başkana da şimdi. He? Bursa'da mı? Evet. Deli yılan olsalar yok, bu yeri yılan olsalar yok. Hey hey, derdum bilen olsalar yok, derdum bilen olsalar yok. Hey hey, oturup da yıldımlar yok, oturup da yıldımlar yok. Oy oy, yaşım silen olsalar yok, yaşım silen olsalar yok. Çok sağ olun.
bağlamışsın, ne güzel bağlamışsın. Gözlerinden belli dur, sevdum ağlamışsın, sevdum ağlamışsın. Gözlerinden belli dur, nazlı yaralamışsın, nazlı yaralamışsın. Oy oy sevdum. Teşekkürler. Öncelikle hepinize iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin ayaklarına, ellerine, yüreğine sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hava biraz soğuk, yani çok da sıcak değil ama yine de buradasınız. Gerçekten çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu soğuk havada bizi yalnız bırakmadınız. Çok güzel bir akşam geçireceğiz. Çok güzel şarkılar söyleyeceğiz hep birlikte. Saat de bayağı geç oldu, o yüzden çok konuşmak istemiyorum. Sözü şarkılara bırakacağım ama öncelikle tabii ki bu akşam...
dinler, ara seni badiler. Dünya güzel duydu, Niyazi'ye verdiler. Dünya güzel duydu, Niyazi'ye verdiler. Ula ula Niyazi, yiyecek misin beni? Adam adam hesap edenir dinleri. Ula ula Niyazi, yiyecek misin beni? Adam adam hesap edenir. Thank you.
yakamadım.